istiyorsa After Effects'te animasyonunu nasıl yaparız? Çok detaya girmeden yine yüzeysel. Joysticks and Sliders plugin'in özelinde konuyu anlatmaya çalışacağım. Karakterimizi import ediyoruz. Illustrator'da hazırladığımız layer'lı karakterimizi direkt AI olarak import ediyoruz ve kompozisyonu seçiyoruz. Kompozisyonumuz geldi. Kompozisyonumuz sahnemiz oluştuğunda bakın layer'lar geldi. Bunları ben şimdi yazmadığım için çok fazla layer yok. Yani bazen 150-200 layer'lı işler oluyor. O zaman isimlendirmek çok önemli ama burada da isimlendirseniz çok çok iyi olur tabii. Şimdi bunları hızlıca isimlendiriyorum. Kaş. Bu 3 tanesi sanırım. Göz, kapağı. Bakalım. Evet, göz kapağı. Bunları sağ tuş yapıyoruz arkadaşlar. Pre-compose. Nedir bu? Sağ göz, kapak. Pre-compose yaptık. Onu gözünü kapatayım. Yazdıklarım gözünü kapatayım. Ne yaptım bileyim bari. Sonra sağ göz bebeği. Sağ göz bebeği. Sağ göz beyaz. Sağ göz beyaz. Burun. Başka. Şu üç tanesi de sanırım sol kapak. Yine bunu da prekompoz yapıyoruz. Sol göz kapak diyoruz buna da. Bunu da kapattım gözünü. Sonra ne kaldı? Sol göz bebeği. Sol göz bebeği. Göz bebeği birleşik yazılıyor olabilir. Sol göz beyaz. Sol göz beyaz. Şu kolu da yapalım madem. Sol kol 2. Bıyık. Bıyığı üstü alayım. Bıyık. Yakayı geçtik. Bunu da geçtik. Kafa. Önemli. Bunu da geçtik. Sol kol 1. Sol kol 1. Bakalım o mu? Evet. Şimdi arkadaşlar, After Effects'te animasyon yaparken birinci yapmamız gereken gerekli olduğunu düşündüğümüz şeylere bu tabii birkaç proje, 4-5 projeden sonra şekillenen bir şey. Hangilerini yapacağınızı bileceksiniz. Şimdi onları belirledikten sonra onları pre-compose yapıyorsunuz birinci aşamanız. İkinci aşamanız ise ilgili küçük parçacıkları prekompoz yapmadıklarınızı ilgili ana gövdelere birleştirmek. Nasıl mesela? Kaş, sağ göz kapak, göz bebeği bunların hepsi kafaya bağlanacak. Bıyık. Bunu seçiyorsunuz şuradan kafaya bağlıyorsunuz. Kafaya bağladığınızda ne oldu? Bakın kafaya hareket ettirdiğinizde onlar da hareket ediyor. Kolda da aynı şey. Kol 2 yani öndeki kol arkadakine kol 1'e bağlanacak. Kol 1'e bunu bağladık. Şimdi birinci de prekompoz yaptık. İkinci de ilgileri bağladık. Bütün hepsini yaptığımızı varsayarak devam ediyorum. İkinci yapmamız gereken şey kol 2 neydi? Şu. Kol 2'nin pivotunu şunu. Pan behind tool'la köşeye alıyorsunuz. Yani ilgili eklemin oynaması gereken yerini alıyorsunuz. Bu kol 2 çok oynamayacağı için yani böyle küçük oynatmalar yapsanız bile doğru yerde olmasında fayda var. Şu kadarcık bir oynama bize yeter. Bunu yaptık. Sonra kol 1'e geliyorum. Kol 1'de bu defa bunu omza götürüyorum ki şöyle olacak. Şimdi bunları birbirine bağladığımız için bakın beraber hareket ediyorlar ve animasyonumuz için temeller oluştu. Duik Basel kullanıyorum. Free plugin. Tavsiye ederim. Burada bunları yapmanız gerekiyor öncelikle. Kafaya gelelim. Kafada da aynı şekilde pivot'un yerini kafaya hareket ettirdiğimde, rotation yaptığımda sırıtmayacak şekilde yerine yerleştirdik. Bunlar ince ayar gerektirir. Ben şu anda biraz hızlı yapıyorum. Şimdi burada tabii bunu daha profesyonel, daha detaylı animasyon yapmak mümkün. Fakat onun
için çok daha fazla detaylı çalışmak lazım çizim üzerinde. Ben çok basit şeyler yaparak ufkunuzu açmaya çalışıyorum. Sonrasında ilerleyen haftalarda kendi kanalımdan da bununla ilgili detaylı videolar paylaşacağım zaten. Şimdi Duik Basel joystick and sliders kullanacağız. Bunun için timeline'ımı maksimum derecede zoom yapıyorum. Yani bütün frame, detay frame'leri görünceye kadar kıstım. Sonra bakın arkadaşlar, şu detaylı parçacıkları anime edeceğiz. Öncelikle bunlar şu anda sağa baktığı için burada bunların pozisyonunu kilemem lazım. Sağa bakan haliyle. Şurası default olacak çünkü. Burada ortada olacaklar. Şöyle. Sadece burnu. Biraz daha sola alabilirim. Ondan sonra. Tamam gibi. Ha, göz bebeklerini ortaya alayım. Göz bebeklerini. Biraz daha ortaya alayım. Şimdi nasıl oldu? Göz bebeği sağa bakıyor. Göz bebeklerini burada biraz daha sağ alabiliriz. Şimdi önce sağ, sonra sol. Aynı şekilde hepsini seçtim. Bıyık. Bu sefer sola getiriyorum. İnce ayar yapalım. Göz bebeklerini sola alalım. Burada tabii kulak gibi detaylar var. Bunları dediğim gibi sonra yapacağız. Daha sonraki videolarda. Şimdi ortada öbür tarafa baktı. Sağa baktı, sola baktı, yukarı bakacak. Kaşı seçtim. Kafayla alakalı kısımların tamamını seçtim. Ortadayken yukarı bakacak. Burada yine kaşı biraz daha yukarı alabilirsiniz. Son olarak yine bıyıktan yukarı kadar kafaya bağladığımız şeyleri bu defa tam tersi aşağı indiriyorum. Bu defa kaş biraz daha gözü örtsün. Şurada göz bebeği detayını atladık. Göz bebeklerini burada da ne yapıyoruz? Yukarı doğru alıyoruz. Sonuncusunda ise bunu da aşağı alıyoruz şöyle. Bakalım nasıl bir şey oldu. Evet. Şimdi tabii kafa bütün olduğu için kafada bir şey yapamadık. Fakat kafayla ilgili de yapabileceğim şeyler var. Nedir? Hemen kafaya geleyim. Kafayı seçtim arkadaşlar. Pin Tool'dan, Puppet Warp Pin Tool'dan ilgili yerlere. Bu da yine çok tecrübe ettiğinizde çok kolay yapabilirsiniz. İlgili olması gerektiğini düşündüğüm yerlere nokta koyuyorum. Bunlardan sadece şu orta kısımdakileri anime edeceğim. Şimdi burada hepsi default. Bunların keylendi. Şöyle görelim. U'ya bastığınızda keylenmiş olanları görüyorsunuz zaten. Sonra ikinciye geldiğinde neydi? Bunlar sağda duracaktı. Bunların hepsini kopyalayayım. Sadece kafaya ait olanları kopyala. Şuraya yapıştırdım bunları. Ortada bunları ortaya alıyorum. Ok'a geldim. Ok'tan Shift yardımıyla bunları ortadakileri seçiyorum. Bunları biraz ortaya kaydırıyorum burada. Yani bu tarafa da koysak fena olmayacak gibi görünüyor. Şuralara da koyalım. Bunlar çünkü sünmez burada koyarsak. Şunları da kopyalayalım. Yine U'ya basıyorum. Kilenmiş olan tool'larımı görmek için yapıştırdım. Tamam, şimdi oldu. Burada şunu ortaya alacağız. Bakın şu bozulmalar önlenebilir. Sonra sağa baktı. Sola bakmasını sağlayacağız. Şu
Şu anda olabildiğince güzel bir şey yapacağız. Dediğim gibi daha fazla detay, daha fazla emek ister. Yaptığınızda çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Sola baktı. Yukarı baktı. Sonra aşağı baktı. Şu şekilde bakın. Şurada eksik alanları, şuraları tamamlamanızda fayda var. Bazen sorun yapabilir. Şu ikisini kopyaladık. Bir eksiğimiz kalmadı. Şimdi aynı şekilde buruna da yapalım aynısını. Paputtuğumla. Buruna geldim. En baştayken ya da ikincide paputtuğu iki tane yerleştirdim. Birinciye geldim. Birinci de oka gelip birinci paputtuğumu ortaya aldım. Belki ikinciyi de biraz oynatmakta fayda var. Sağ. Şimdi bu tarafa geçtiğimde burada biraz bozulma olacak. Ama daha iyi bir çizimde, daha iyi bir hazırlıkta bu hatasız görünebilir. Daha yukarı baktırıyoruz. Sonra da aşağı şimdi bakalım. Evet. Olabildiğince iyi oldu diyebilirim. U'ya bastım. Şurada eksikleri tamamlayayım ki sorun olmasın. Şu şekilde tamamladım. Şimdi hepsini seçiyorum layer'larımı. Ctrl A, Komut A. U'ya basıyorum. İki defa. Sadece key'leri gösteriyor bana. Şurada eksiklerimi gördüm mesela. Başka eksik var mı? Yok. Şimdi bunların tamamını seçiyoruz arkadaşlar. Key'lerimizi seçtik. Sonra Joysticks and Sliders muhteşem plugin'ine geldik. Script tıkladığımızda şöyle bir pencere geldi ve pencereye yazıyoruz. Diyoruz ki kafa. Head Control. Okey dedik. İşlemi yapıyor. Yaptı. Bize şöyle bir kılavuz verdi. Kılavuzu küçülteyim. Şuraya koyayım. Bunu elde, kolda, bütün riglerinizde böyle kılavuzlar oluşturup animasyonu daha keyifli ve daha kolay hale getirmeniz mümkün. Göz bebeği ile alakalı da kısmı anlatayım. Bakın göze dikkat ederseniz bir derinlik 3 boyut etkisi var. Göz bebeği ile alakalı kısmı da göstermek istiyorum size. Göz bebeği derken göz kapağı. Göz kapağını prekompoz yaptık. Prekompozun içine giriyorum. Burada 3 tane layer'ımız var. Bu layer'larımı kısalttım. Kompozisyonumu da kısalttım. Kısalttım kompozisyonumu. Şöyle ki 1, 2, 3 frame olsun. 3 frame'den trim yaptım. Trim yaptım. Bunları da birincisi bir frame'lik. İkincisi yine bir frame'lik. Şöyle. Ve üçüncüsü bir frame'lik olmak üzere her birini bir frame'e yerleştirmiş olduk. Şöyle. İkinci frame ve üçüncü frame. İkişer frame de yapabilirsiniz bunları. Öyle yapalım. Daha iyi olacak sanki. Bakalım. Şunu kısaltıyorum. 6 frame yetti bize. Şöyle ki
ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi tekrar geri döndüm karakterime. Burada birincideyken arkadaşlar göz kapağı, sağ tuş, time, freeze frame. Özür dilerim. Enable time remapping seçeneğini eklediniz. Şimdi şu ikinci frame'imizin, ikinci key'imizi siliyoruz. Bir tane key'imiz var. Gözümüz şu şekilde duruyor. Sonra yine diğerine de aynı şeyi yapalım. Altı frame bir kompozisyon boyutu. Bunun öncesinde şunu kısaltayım, sonradan bizi uğraştırmasın. Sağ tuş, kompozisyon settings. Buradan 6 frame hazırladım. Bütün hepsi ikişer frame olunca işimizi görüyor. Order doğru muydu bilemedim ama. Evet. Yine karaktere geldik. En başa geldik. Sağ tuş yaptık. Enable time remapping dedik. Diğer key'imizi sildik. Şu anda bakın normalde 2 frame, bunun içinde 6 frame'den oluşan kısacık bir kompozisyon olmasına rağmen burada tamamını kapladı. Şimdi ne yapacağız? Eğer göz kırptıracaksak şuraya geldik. Kopyala, yapıştır. Şunu da kopyala, yapıştır yaptım. Bir sonraki frame'e geldim. Buradan time remapping'den bunu ilerletebilirsiniz. Şöyle. 3 frame ilerletiyorsunuz. 3 frame ilerletiyorsunuz. Dört frame'miş. Dört frame yapalım. Yaptık. Bakın kapandı. Sonra bunları kopyalayıp şuraya yapıştıracaksınız. Şimdi hızını yavaşlatalım. Evet. Arka arkaya yapmasını istiyorsanız kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Bir bakalım. Şöyle arada göz kırpsın. Bu arada biz animasyonumuzu oynatalım. Bakın göz kapaklarıyla beraber kaydırdığımız için suratı başka yere çevirsek de ne yapıyor? Animasyonumuz oynuyor. Evet arkadaşlar. Tekrar karakterin kanal sahibi arkadaşıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Telegram'da benim ufkumu açtı. YouTube için yaptıkları, kendi takipçileri için yaptıkları gerçekten takdire şayan. Ben de kendisinden tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten büyük bir dünya olan Telegram'ı çok detayını öğrendim. Ve kendi gruplarımda hepsini oradan referans alarak, kılavuz alarak uyguladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sürprizim onu sevindirir. İnşallah kullanır. Kendisine selamlarımı iletiyorum. Dediğim gibi kendisiyle görüştükten sonra kanalda yüklediğimde altta profilde onun bütün bağlantılarını paylaşacağım. İyi günler. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dostlarla paylaşmayı unutmayın. Eyvallah.